Nasıl böyle komik bir adam mıydı? Espri falan yapmıyor muydu bu Kim adam ya? ya? Hep böyle Aziz Yıldırım Aziz ya. Yıldırım var, bir espri yapıyordu birader, dünyanın şaşıyordu. Hayır ciddi Manyak soruyorum mısın ya oğlum böyle. sen? Ne Ne esprisi lan yapıyorsun zaten? Serhat'ın falan demiyor muydu abi arada? Manyaksın sen galiba. O başkan bir giriyordu anasını, herkes bir yere kaçıyordu anasını. Delik arıyordu kaçacak. Senin bir de Aziz Yıldırım'la alakalı küpe ve Türkçe anım var değil mi? Evet. Ya işin enteresanı, ben küpe taktıktan sonra Önder, Rusyanı, herkes küpe taktı abi. Yani başkan dedi ki herhalde bundan başları, bunun yüzünden herkes küpe takıyor falan diye küpeme kızıyordu yani işin Kızıyordu. açıkçası benim. Ama tabii şey, kızıyordu. Bence seviyordu da beni ya başkan. Benden Seviyor sonra muydu? gelse. Yani kızıyordu beni. Ben mesela bir problem oldu. Ofisine çağırdı, fırçalardı falan ama sevdiğinden, beni düşündüğünden, iyi olmamı istediğinden yaptığını düşünüyordum ben. Yani o anlamda ben başkanı seviyorum yani. Serkan Bağcı ile konuştum. Denizli Tabii, maçından tabii, sonra tabii, tabii. baktı diyor en böyle şey bizi gördü diyor Servet'le beraber bana köpeğimden girdi diyor. Bana da küpenden. Sana da küpenden ve türkünden devam etmiş Yani işte galiba. zaten aklında şey vardı herhalde, küpe takıntısı var. Serkan'ın köpeğine falan işte Tabii yoldaş veriyor tabii. falan tabii. Orada en suçsuz ikimiz en çok fırça yiyen biz havalimanında. Ya zaten kötü bir zamandı. Evet. Yani orada bir şey de diyemezsin abi, Tabii yani ne adam diyeceksin? son dakika kendi elinde şampiyonluğu, bütün ligin şeyini, bir senenin şeyini, Tabii. emeğini yok ediyorsun. Tabii öyle serzenişler oluyordu başkan. Serzenişler Normal oldu. ya. Normal Normal. değil mi? Aziz Yıldırım'ı az önce konuştuk. Başka Aziz Başkan'la böyle anım var mı? Aziz Başkan biraz haşlamayı severdi. Biraz şeker yükseldiği zaman Ya soyunma odasına girip şu soyunma odasından ziyade tabii o maçlardan sonra görüyordu ama Aziz Başkan mesela takım kötü gittiği dönemlerde falan böyle onun altında da bir ofisi vardı, çağırırdı işte futbolculardan konuşurdu ederdi işte bazen fırçalardı. Bu en çok gidenlerden, en çok giden bendim. kaç defa gitmişsiniz mesela? Sayısını hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Tabii. Şimdi bir de böyle bir şey var. Şimdi ben de başkanı çözmüştüm artık. Yani şimdi hiç kimse yapamaz yani. Ben böyle agresif tavırlar, şeyler böyle falan. Beni şimdi gidiyorum, çağırıyor ya. Tabii ben tabii bir şeyler yapmışım kesin işte, ya hoca itiraz etmişim işte, bir şeyler olmuş, oynamamışım diye otobüse binmişim, ısınmaya kalkmamışımdır işte, ne bileyim maça sokacak girmemişimdir. Tabii beni çağırıyordu falan böyle. Tabii başkanı ben biliyorum. İlk başta böyle tabii sinirli bağırıyor, çağırıyor, bak seni şöyle yaparım, futbol atın, sen kimsin, şöyle böyle falan. Ben sustum tabii. Konuşuyor konuşuyor, ondan sonra rahatlıyordu. Bak oğlum evladım şöyle böyle. Hatta bana şey yapmıştı samandıra benim için, duvar böyle çalışayım falan diye falan. Ha duvar yaptırdı Tabi çalıştı tabi ayak tabi için. tabi tabi Düşünsene ayak işi. başkan gidiyor futbolcu duvar Ya yaptırıyor. ama şey yani başkan çok ilgiliydi, alakalıydı. Gerçekten yani Fenerbahçe için yapmayacağı şey yoktu yani, onu biz görüyorduk zaten. Öyle tabii ki anılarımız öyle de, tabii en çok fırça yiyenlerden birisi bendim yani. Aziz Yıldırım. Mutlaka anım vardır. Her oyuncunun anısı var. Çok var. Mesela Aziz Başkan gerçekten böyle bazen seveceğim babacan. Bazen de kendisi de söylüyordu yani. Ben hastayım bazen hani bir şeye sığ kılıfa bir kılıfa uyduruyordu onu Dur, yani. Bir şekeri insanı vardı. laflarıyla bir tokatlıyordu sonra onu bir kılıfa uyduruyordu yani. Seni Diyordu bak oğlum ben sinirleniyorum sonra bir gün sonra falan. tokatladığı var mı böyle laflarıyla? Şöyle şimdi bir anımı anlatayım sana. Aslında çok anı var da. Şimdi ilk senem Gaziantep deplasmanından döndük. Özel uçakla gittik. Döndük. Şimdi uçaktan indim. Otobüsün ön tarafı boş. Kimse oradan girmiyor. 1-0 yenildik Antep'te ya da 2-0 hatırlamıyorum. Son otobüsün arkasında da tıklım tıklımlık var. İnsanlar oradan girmeye çalışıyor hala. O diğer oyuncular. Aziz Başkan önünde mi oturuyor? İşte ben de diyorum ki Allah Allah. Niye kimse önden girmiyor? Ben de diyorum ki yani Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal'ın filmi var ya. Ben zaten oynamadım o maçta. Sakatlıktan Tabii. yeni çıkmışım. Hani bana ne diyebilir ki? Ben de dinleyeyim, önden gireyim. Anlatabiliyor muyum? O zaman da Puma ile anlaşmıştım. Puma da bize böyle Fenerium, Ferrari çantaları vardı özel yapım. O Ferrari Puma çantasından ön taraftan girdim. Ha, tek ben girdim yani. Düşün 22 yaşında tek akıllı sensin. Doğru mu? Git sen bir Doğru. arkadan gir. Herkes ite kaka böyle birbirini iterek arkadan Millet o bindi. arkadan birbirini itiyor. Arkadan girmek için yani. Otobüsün arka tarafından girelim hani şey yapmayalım diye. Ben de ön taraftan girdim böyle çantamla. Sonra böyle Aziz Başkan bir kafasını kaldırdı böyle bana baktı. Sonra geri indirdi kafasını. Sonra çantayı gördü. Bir daha kaldırdı kafasını. Bu sefer dedi ki sen niye Fenerium çanta taşımıyorsun falan filan. Oradan bana başladı böyle bir şey yapmaya. Ben de hemen otobüsün arka tarafına doğru koridordan
Çabuk çabuk kaçtım zaten. Anladım yani o zaman. Tabii. Dedim demek ki korkuyorlar fırça yemekten. Arka taraftan biniyorlar. Ondan sonra sen de korkmaya başladın mı? Ya şöyle yani böyle çok korkmadım ama tatlı çıkışları oluyordu ara sıra. Tatlı çıkışları yani. Oluyordu. Fenerbahçe'deyken o zamanlar başkan Aziz Yıldırım'dı. Sizce Aziz Yıldırım nasıl bir başkandı ve hani onunla ilgili unutamadığınız bir an, bir anı var mı? Çünkü ben hani eskiden Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculara sorduğumda mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Mutlaka birebir bir anıları oluyor, bir unutamadıkları bir şey oluyor. Sizin var mı? Çok. Başkan Aziz Başkan çok iyi başkan. Fener işine inanılmaz başkan. Çok iyi iş yapıyor. Ve o zaman bir maçta bizim bu maç Ankara Gücü. Hı hı. Orada bu maç Ankara'da. Orada beraber kaldı bu maç, evet beraber de. O Burgun bir toplantıda. Başkan Çal, herkes orada bu toplantı tek tek oyuncu. Tamam, kaleci, stop, orta saha, kanat, şu bu. Tek tek mi çağırdı? Tek tek. Sonra Sirakim Nobre'ye gel. Oturdum. Bir video var. Bu video son maç, Ankara Gücü maçına. Sonra bu teypi tamam. Bak dur bu pozisyonla. Nobre bak neredesin? Sen tam orta sahada. Ne yapıyorsun sen orada? Benim başkan bu hakip atakida ben biraz destek savunma. Yok sen kal orada yakın bu kaleci de hakip yakın. Ben de tamam ama orada ben offside orada. Yok gerek yok sen orada kal. Senin işin orta saha değil sen orada kal. Dedik tamam başkan. Ya işte devam. Sonra ben de Beşiktaş gittim. Beşiktaş gittim imza falan. Sonra 5-6 ay da sonra ben bir restorantına İstanbul bir restorant. Ben arkadaş, Alex beraber de. Sonra kim geldi? Aziz. Aziz orada oturdu. Diğer masada çok yakın. Ben gittim orada. O başkan merhaba, iyi sağ olsun. O baktığında, bu ne abi? Ben bir tane tişört ama kırmızıydı. Hı hı. O dedi ki, bu senin rengi değil de. Sen bizim ne abi de? Ne de kırmızı da, kırmızı olmaz da. Dedi ki, başkan şimdi ben Beşiktaş'ım, ne yapıyorsun? Boş verin, seninkini bizi olmaz da. İşte bu Galatasaray'ın bu rengi de inanılmaz başkanı, çok iyi başkanı. En çok hangi özelliğini severdiniz Aziz Yıldırım'ın? O toplantı da çok önemli. Ve biz her zaman maçta önce, özellikle bu derbide, derbide önce her gün samandır. Bu toplantı çok önemli. Bu toplantı motivasyon için her şey çok iyi bu evet. Başkanla. Peki böyle derbiden önce ne yapardı Aziz Yıldırım? Yani gelip sizinle mutlaka konuşuyordum. Ne derdi? Nasıl motive ediyordu? Yok, bazen derbide hiçbir toplantı yok. Ama her gün antrenman orada. Dikim, bela, ben burada tüm destekle. Sizin kafarat sadüfte boğduşun. Başka hiçbir şey yok, tamam. Diğer de bana bırak. İşte o bazen sadece o duruş çok önemli. Bir ses gerek yok. O duruştan aslında hani biraz çekinen de futbolcular varmış değil mi? Korkan. Yok, korkuyor muydu sizde yani? Yoktu. Tam tersi daha. Ben hiç korkmadım. Ben bile o duruşla ne yapacak? Bak biz büyük camiada ben burada sizin işin yap da diğer bana bırak tamam ama en iyi yap. O de ki bazen de tabii ki her zaman galip olmaz bu. Her maç olmaz. Ama en az iyi mücadele. Sahada ver %100'de. Sonra ne yapacak? Hı-hı. Bana bırak da. Tamam. Destek yap arkadaşlar. Tüm destek de. Tüm destek de. Veya sadece destek sahada değil de. O de ki bazen destek nasıl bu destek de? Özellikle yabancı da. Hı-hı. Yabancı geldi. O cool. Ev. Şu bu. Yok. Senin kafada futbol. Sen oyuncu da. Dışarıda biz sadece ben değil, yönetim, her çok kişi var burada da. Seni bu bana bırak, diğer sen yap senin işin. Aziz Yıldırım'la sen herhalde Trabzon'a giderken enteresan bir anı geçmiş. Aranda. Evet, yani ben şampiyon olduk işte. Bırakmak istemiyordu beni. Ama bir de pürüz vardı. İlk önce bırakmak mı istemiyordu, istiyor muydu yani? O şeyde. Fazla para vermek istemiyordu herhalde. Fazla para dediğin arada hiçbir şey yok ya, yalan. Ben dedim ki yani, diyelim ki 800 bin dolar alıyorum.
$850,000 istemişimdir yani, fazlalığı bu yani. O ne kadar verdi? $800,000 verdi. Yani $50,000 falan filan o şeydeydi mesela. Ondan sonra dedi ben de tamam dedi git dedi kimle konuşursan konuş dedi ya. Dedi ben dedi ben vermedim bu payı atıyorsa imza at gitse dedi. Tamam mı böyle? Tamam başkanım dedim gittim ben de. Trabzon'a görüştüm. Trabzon'a uçmadım ya. Şeyde Çamlıca Tepe'de işte o zaman Nuri Albayrak vardı başkan. Oradan mesaj geldi işte. Batur abi çabuk getir onu buraya. Tamam vereceğim parasını ne istiyor diye öyle oldu ama ben artık şey yapmıştım. Trabzon'a söz verdi. Trabzon'a söz verdim. Sonra işte iptal et. Madalya takarken iptal et. İşte bak orada köpeğinle gezemezsin. Ne döndü? Az başkan söyle. Tabii orada dedi nasıl köpeğini gezeceğim? Bak dedi Trabzon'a nasıl köpeğine döneceğim? Ha sana köpeğine gezme diyen Aziz Yıldırım. Trabzon'a gidersen köpeğine gezdiremezsin. Ya burada tekrar imza at dedi köpeğini gezdir. Aynen. Ya inanılmaz. Güzel ama böyle şeyler... Sonra pişman oldun mu gittiğine? Yok. Ya da üzüldün mü sonra? Yok hiç üzülmedim. Hiç üzülmedin. 6 sene kaldım Trabzon'da. 6 sene kaldım. Fenerbahçe'de kaç sene kaldın? 3 sene kaldım. 3 sene. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe'de oynadım, 3 sene oynadım ama gençtim, 20-21 yaşındaydım. Trabzon'a geldiğimde daha olgundum ama son senem işte biraz benim için sıkıntı. Sen de Atina evet. Çok gerginsin falan. Orada fazla kalmak biraz Trabzon'da stres yaratıyor. Çünkü fazla sosyaliten olmuyor. Evet, biraz iç içe yaşıyorsun halkla o zamanlar. Şimdi daha çok güzel yerler açılmış, inanılmaz şeyler olmuş.